Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan basın mensupları ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen basın toplantısında kentte devam eden projeler hakkında bilgi veren Gürkan, gündemlerinde bulunan halk ekmek ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kentte devam eden Selimiye Meydan Projesi hakkında bilgi verdi. Halk ekmek gündemimizde vardı. Onunla ilgili ben yardımcı arkadaşlarım çok farklı çalışmalar yaptık. Ama şunu görmek lazım. Belediyeler de sınırsız kaynaklara sahip değil. Bunları ikame etmek, bunları finanse etmek, bunları sürdürülebilir bir şey yapmak önemlidir ama sürdürülebilirliğini sağlamak ondan daha önemlidir. Bütçemizin çoğunluğunu öz gelirlerimizle oluşturuyoruz. Yani sizlerden topladığımız, vatandaştan topladığımız çeşitli ücretlerle, vergilerle topluyoruz. Vatandaştan alamıyoruz. Ve belediye hizmetleri, herkes belediyeden hizmet bekliyor, hizmet istiyor haklı olarak. Bunda yanlış bir şey yok. Ama belediyenin de bunları yapabilmesi için kaynağının olması lazım. Belediye olarak bizim yeni bir alana girmemiz söz konusu değil. Çünkü bir yatırım yapabilecek durumumuz yok. Onu göze alamam şu an. Tüm öğrencilerimizi Edirne Safir Koleji'nde eğitim görmeye davet ediyoruz. Projenin 4 yıl durmasının nedeni o harın birileri tarafından yapılmak istenmesi. Benim de Selimiye'nin silüetini bozacak olması nedeniyle buna karşı çıkmamdır. Ben Edirne'nin ve Selimiye'nin haklarını korumak için o mücadeleyi yaptım. 4 yıl geciktirdi o bizi. Ama sonuçta hem hukuki açıdan mahkeme kararıyla hem de kamuoyu açısından haklılığımız kanıtlandı. Şu anda bir uzlaşmayla burası yapılıyor. Birileri diyor ki işte parayı şunlar veriyor. Kardeşim para her şey değil yani. Ne para tek başına bir şey yapabiliyor, ne yetki tek başına bir şey yapabiliyor. Biz bunları uzlaştırmayı becerdik. Sonuçta da oluyor. Vatandaş için tabelanın kimin olduğu önemli değildir. Vatandaş için neyin yapıldığı önemlidir. Tabelalar gelir geçer. Edirne'ye kalıcı bir şeyin yapılması önemlidir. Bu anlamda da kim ne yapıyorsa, yapmak istiyorsa hazırız. Bakın Makedon Kulesi'nin yerlisi yapıldı ya da yapılacak. Orada da bir örnek vereyim size. Orada da belediyenin girişimiyle oluyor bu iş. Yani belediye ön tıkamak istese tıkar. Orada bizim bir parselimiz var. Taç Durağı'nın olduğu yer. Kültür Bakanlığı'na devrettik orasını. Tahsis ettik. Ben onu tahsis etmesem o ihale yapılamayacak, o proje yapılamayacak. Bir şey daha söyleyeyim, Kıdırlık Tablası. Kıdırlık Tablası'nın önünde belediyenin bir yerini gene Kültür Bakanlığı'na tahsis ettim ben. Niçin? Kıdırlık Tablası bir an önce yapılsın diye. Şimdi bunları mı çıkıp anlatayım? Dün bir tweet gördüm. Noel mi, yılbaşı mı tartışması ne zaman başlayacak, hala başlamadı diye. Başlar yakında. Ama Noel ayrı bir şeydir. Yılbaşı ayrı bir şeydir. Yani yılbaşı bir takvim olayıdır. Noel, Hristiyanların kutladığı bir bayramdır veya bir yeni yıl gelişidir. 22 Aralık'tan itibaren Saraçlar Caddesi'nde yeni yıl için bir hediyelik eşya festivali yapacağız. Türk Kültür El Sanatları Merkezimiz, üretici kadınlarımız, üretici kadın pazarımız, El Sanatları Atölyemiz, MORE, Kent Konseyi Kadın Meclisi hep beraber Saraçları 22 Aralık 31 Aralık tarihleri arasında hediyelik eşya festivaline bütün Edirne'leri bekliyoruz.